İstanbul Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. Yakalanan saldırgan tutuklandı. Peki bu şiddet olaylarının önüne neden geçilemiyor? Cezaların yetersizliği suça teşvik mi ediyor? İşte yanıtlar. Yolda yürüyen kadını hedef aldı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. Talihsiz kadın direndi ama faydası olmadı. Şüpheli direnen kadını hemen arkamda bulunan bu noktaya çekti. Tekme, yumruklarla birlikte saldırmaya başladı. Bu saldırılara daha fazla dayanamayan talihsiz kadın çantasını kaptırmak zorunda kaldı. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı. O anda araçların da gelmemesi, kimsenin de olmaması kadın için talihsiz bir olay tamamen. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Gece saatlerinde Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaştı. Ardından çantasını çalmak için darp etti. Gündüz vakti olsa esnaflar olarak engelleyebiliriz. Lakin gece vakti 3'te gerçekleştiği için kimse de olmadığı için şanssız bir an gerçekleşiyor. Bir kadının gece saatinde özgürce rahatça yürümesini engelleyen bu davranışın en üst hadden cezalandırılması gerekir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahsın tutuklandığını belirten Yerlikaya, suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı. Peki bundan sonraki süreçte saldırgana ne olacak? Hanımefendinin sağlık raporları ortaya çıkacak, yaralanma ölçütü vesaire. Zararın ne olduğu ve zararın giderilip giderilmediği, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp belki de ceza miktarında bir düşüş olabileceği öngörüsüyle soruşturma makamları bu konuya da eğilmeleri gerekecek. Peki cezaların caydırıcı olmaması suça mı teşvik ediyor? Son günlerde artan şiddet olaylarının önüne nasıl geçilir? Bakın burada görebildiğimiz en yüksek cezalara bakalım. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası nitelikli dolandırıcılıkta. Ceza hukukunda şu vardır. Hakim öncelikle alt sınırdan ceza verecektir. Eğer bunu yukarıya taşımasını gerektirecek hacimli bir sabıka kaydı ya da başka bir durum yoksa şu alt sınırdan 3 yıldan ceza vermesi gerekecektir. Ne demiştik? İnfaz kanununa göre 3 yıl eşittir hiç cezaevine girmemek.